Adım Adım Ada izleyicileri merhabalar. Çok güzel bir günden merhaba diyorum. Hava çok güzel, güneş çok güzel. Umarım musmutlu bir gün geçirirsiniz siz de. Yine sizinle bildiğiniz gibi işletmeleri gezeceğiz. Neler yapıyorlar? Cebimize uygunluğu nedir? Dertleri nedir? Ne sohbetler edeceğiz? Bunları beraber göreceğiz tabii ki. Programı biraz eğlenceli hale getirmek istiyorum. Ne yapalım? Alkan ver müziği. Yağmur demem, çamur demem, yollarına düşüyorum. Uzaklardan geldim canım, ısıt beni, üşüyorum. Evet, Ferdi Tayfur'un da dediği gibi yağmur demedim, çamur demedim, hava soğuk demedim. Geziyorum şantiyelerde, inşaatlarda, sanayi bölgelerinde. Hepsi sizin için ilk durak yerimize sizinle beraber. Hadi o zaman yavaş yavaş gidelim. İşletme önünden merhaba diyorum. Yine siyahlar içerisinde sizi karşılıyorum. Çünkü beni zayıf gösterdiğini düşünüyorum. Neyse, neredeyim? Süllü Yapı malzemelerinin önündeyim. Burada bir ev için gerekli olan her şey var. Kalitesinden, fiyat uygunluğundan biraz bahsedebiliriz. Zaten çekimlerde kendiniz görmüş olacaksınız. İşletmecisi Gökhan Bey'le tanışacağız. Kendisinden detaylı bilgiler alacağız. O zaman ben daha fazla uzatmadan içeri geçeyim. Hadi bakalım. Gökhan Bey merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz? Yine kaçmayın benden. ne var ne yok, nasıl gidiyor? İyidir, yoğunluk, uğraşmaya devam. Yoğunsunuz? Aşırı şekilde. Şu an biraz tenha ama sabah çok bir yoğunluk vardı. Aşırı bir şekilde. O zaman ben standart esnaf sorumu soracağım. Pandemi sizi etkiledi mi? Aksine. Daha iyi oldu. Fazla olumlu etkiledi herhalde. Fazla olumlu. Vallahi maşallah Alkancığım, tam bu üst tarafa bir nazar boncuğu atmamız gerekiyor. Geldi nazar boncuğumuz. Güzel. Öncelikle ben detaylı bilgi alacağım mağazamızla alakalı ama Gökhan Bey kimdir, bu yakışıklı adam kendini bir tanıtabilir mi acaba bize? 2013 yılından beri bu sektördeyiz. 2013-2014 yılından itibaren 3 yıldır bu büyük şirkete girdik. Ve işlerimizi halka daha iyi şekilde hizmet sunmak. Daha çok dediğim gibi para kendine hizmet etmeye çalışırız şu dönemler. Geçmiş dönemler toptan ve mobilyacıydı ağırlıklı. Şu an kesinlikle para kendiciyi de buraya çekmektir. Standlar yapılacak buraya. Evet, burada bir harıl harıl bir çalışma görünüyor. Peki bu standlarda neler olacak Gökhan Bey? Ankastreler, granit ebiyeler, çelik ebiyeler, çeşmeler olacak. Bunun altyapısını hazırlamaya çalışırız. Bravo, şu dönemde bile durmadan devam ediyorsunuz. Son sürat devam hizmete. Çok olduğu güzel. Olduğu kadarıyla artık elimizden nasıl gelirse. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki Gökhan Bey, genelde hanımların mı ilgisini çekiyor bu ürünlerimiz? %50-%50 ayırabiliriz. Beylerin de ilgisini çekiyor. Kesinlikle. Yani onlar genelde hani hanımlara diyorlar ya sen git seç al falan diye. Ama tabii siz toptan satış yaptığınızda beylerin daha çok ilgisini çekiyor ama para kendide de bence hanımlar istiyordur diye düşünüyorum. Doğrudur ama hanımları buraya yolladıklarında bu kadar çeşitli biraz akılları karışır. Öyle mi oluyor? Aynen. Onun için. Peki, ben zaten birazdan size hanımlar ve beyler mağazayı gezdireceğim.
Çok çeşitli ürünler var. Bir evi baştan aşağı mobilya olarak döşeyebiliriz yani. Değil mi? Ve yani çok A'dan çeşitli Z'ye kadar. Evet, hem modern, hem antika, hem kesinlikle Osmanlı'yı yansıtan ürünlerimiz de var. Kesinlikle. Birazdan gezeceğiz zaten. Aynen. Tamam. Peki sevgili izleyiciler, siz bizi seyredin. Biz de Gökhan Bey'le biraz mağazayı gezelim. Gökhan Bey'le mağazayı gezmeye devam ediyoruz. Burada çok şık ürünler var. Beni böyle ittire ittire buraya getirdi. Dedi ki burada çok güzel evyelerimiz var dedi. Çok kaliteli dedi. Biraz bahsedebilir miyiz Gökhan Bey bu evyelerden? Evyeler yani şu gördüğünüz stand %100 granittir hepsi. İçinde polyester ya da bir plastik karışımı bir ürün yoktur. Tamamen orijinal kayadan yapılmış bir üründür. Ve bu granit evyelerde adamın en büyüğü bizik. Yani şu an yeni stand yapıldıktan sonra daha çok belli olacak bu. Yaklaşık bir 40-50 çeşit granit evyemiz var. Yani 40-50 çeşit. Evet. Maşallah. Peki Gökhan Bey, ben bunu aldım. Evime taktım. Ömrü ne kadar? Ne kadar dayanıyor? Ömür boyu gider. Ömür boyu? Ömür gider. Aynen. Tek seferde alıyorsunuz. Olay bitiyor. Fiyatları da öyle uçuk fiyatlar değil aslında. Değil. Yani hakkı neyse odur diyelim biz ona. Gerçekten öyle, ben gezdim gördüm. Siz de mutlaka bir gezin. Peki özelliklerinden hani şundan bahsedeceğimiz dediğiniz bir ürününüz var mı? Şu bizim için aslında çok önemlidir dediğiniz. Yoksa hepsi zaten öyle mi diyorsunuz? Granit olarak hepsi öyle zaten. Hepsi böyle. Yani böyle. Kesinlikle bunlar da kireçlenmeymiş, bir şeymiş. Yani kesinlikle olmaz. Sonuçta granit. Herhangi bir şeyi yoktur mu dezavantajı. Muhteşem. En çok kullanılan da aslında tercih edilen de granit değil. Granit, kesinlikle granit. Yani bir numara çünkü granit. Bir numara. Ben de bir numarayım dedi adam. Biz mağazayı gezelim. Siz de bizi seyredin. Değerli izleyicilerimiz, burada da görüyorsunuz yine antika ürünler var. Gökhan Bey, burası çok cezbedici duruyor ve çok emek kokuyor. Nedir bu ürünlerin bir özelliği var mı? Tek özelliği bunların elde yapılması. Yani bu ürünlerin tamamı el dövmesidir. Yani şu üzerindeki işlemeler? Kesinlikle elle yapılır. Emek kokuyor zaten, baktığımızda belli oluyor. Kesinlikle geleneksel Kıbrıs evlerinde, otellerde bunları, yani butik otellerde daha doğrusu, aşırı şekilde bir talep var. Biz de bu talepleri karşılarız. Anladım. Peki burada da banyo aksesuarları var. Bunların bir özelliği var mı acaba? Görüntü güzel ama özelliği nedir? Bunların özelliği paslanmaz. Hiçbirinde pas tutmuyor. Kesinlikle klozet fırçasına kadar, çöpüne kadar. Hiçbiri paslanmaz. Tabii böyle olursa ömürlük olur. Uzun süreli dayanır. Şurada da parıl parıl parlayan, böyle ben buradayım beni al beni al diyen ürünler var. Peki Gökhan Bey, bunların bir özelliği var mı? Şöyle altın sarıları falan görüyorum. Bunlar 24 ayar altın kaplamadır. Yani zaten bu Şahinoğlu bir numaradır şu an adada diyelim. Yani Türkiye genelinde bu yeşil kesinlikle altın gibi kaplama, öyle bir şey mi? Altın kaplama tamamıyla yani müthiş bir kaliteye sahiptir. Müthiş bir üründür. Yani business seviyesi bu. Yani business seviyesi. Hanımlar, sizin bu business seviyesinden neyiniz eksik? Bence gidip bunları almanız gerekiyor. Muhteşem görünüyor. Ben sizler için gezmeye devam edeceğim.
mağazada gezerken dolap kulplarını gördüm. Böyle dolap kulpu deyip geçmeyin. Bunların bir özelliği varmış. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Söylemesem çatlarım. Gökhan Bey'in böyle durgun, sakin olduğuna bakmayın. Kamera arkasında bizi çok güldürüyor. Neyse ben konuyu toparlıyorum. Gökhan Bey, nedir bu dolap kulplarının özellikleri? Pirinçtir malzemesi. Yani pirinç malzeme çok kaliteli bir malzemedir bu ürünlerde. Paslanmaz, kırılmaz, kopmaz. Garantisi var. Herhangi bir şekilde de şey olursa, bir sıkıntı yaşanırsa birebir para iadesi ya da ürünü değiştirebiliriz. Duyduğunuz gibi aldığınız ürünlerde herhangi bir problem yaşarsanız Gökhan Beyaz direkt kendisini tüm sosyal medya hesaplarından bulup rahatsız edebilirsiniz. Şaka bir yana, kendisi zaten bütün problemlerle ilgileniyor. Her türlü yardımda bulunuyor. Zaten ürünleri de fazlasıyla kaliteli. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Gezmeye devam edelim. Mağazamız da çok büyük maşallah Gökhan Bey. Gez gez yorulduk. Biraz dinlenelim dedik. Gökhan Bey, başka şubelerimiz var dediniz. Bahsedebilir miyiz biraz? Kesinlikle. Zaten ana şubemiz, merkez şubemiz Denizli'dir bizim. Denizli ve Antalya'da iki büyük şirketimiz var. Bu şekilde ve bunların alt şubeleri var. Bizim gücümüzün, esas gücümüzün gelinme sebebi onlardır. Türkiye'de de böyle sükse yaptınız mı? Ciddi bir seviyede. Yani çünkü Türkiye büyük piyasa. Açıkçası Türkiye'nin her yerinde bu firma tanınır. Yani en uç noktaya kadar. Çünkü ciddi bir kariyer var. Ciddi bir potansiyel var. Ciddi bir güç var. Ve biz bu gücü Kıbrıs'ta elimizden geldiği kadar kullanmaya çalışırız. Tabii ki bunlar neden oluyor, nasıl oluyor? İnandınız, ilerlediniz, emek verdiniz, durmadan çalıştınız, yoğun da çalışıyorsunuz. Buralara geldiniz. Maşallah diyelim yine ben size öyle diyeyim. Gökhan Bey, tamamdır. Siz bize çay ısmarlayacaksınız biliyorum. Biz çayımızı içelim. Daha sonra vedalaşmak için Gökhan Bey'i yine rahatsız edeceğiz. Sevgili izleyiciler, gezdik yine, yorulduk ama sağ olsun Gökhan Beyciğimiz bize kahvemizi ikram etti, çayımızı ikram etti. Gökhan Bey, bizi ağırladığınız için öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genç, yakışıklı ve başarılı bir işletmeci. Bu arada başarılarınızın da devamını diliyorum Gökhan Bey. Bilmeyen izleyicilerimiz için yerimizi küçük bir tarif edebilir miyiz? Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 22. Sokak No 18. Bu kadar kolay Süllü Yapı Malzemeleri, mutlaka Gökhan Bey'in yanına kahve içmeye bekliyoruz. Kahvesini içmeden gitmeyin, bakmayın böyle durgun durduğuna. Kamera arkasında bahsetmiştim, çok enerjik bir adam. Tamamdır Gökhan Bey, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Merci. Hoşçakalın. Bye bye.